Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde sizlerle fragmentlerde diyalog konusunu ele almaya çalışacağız. Diyaloglar nedir? Kullanıcıdan herhangi bir tepki almak veya onay almak istediğimizde çıkan pop-up şeklinde belirlen view öğeleridir. Şimdi bunları fragmentlerle yapmaya çalışacağız. Fragmentlerle yaptığınızda göreceksiniz ki siz isterseniz basit bir layout, isterseniz çok karmaşık bir layout'u kullanıcıya bir diyalog penceresi şeklinde sunabileceksiniz. Bunun için öncelikle boş bir proje başlattım. Projemin main aktivitesine şöyle bir buton koydum. Bu butona tıklanıldığında benim fragment diyaloğum çalışacak. Ve fragment diyaloğumun XML'ine de bu bir diyalog penceresini beğendiniz mi diye bir yazı yazdım. Hayır ve evet diye de iki buton koydum. Şimdi bu fragment olduğu için siz bunun için de istediğiniz tasarımı yapabilirsiniz. Ve daha sonra da daha önceki derslerde öğrendiğimiz İşte fragmentler arası veri alışverişi konularında anlattığım şeyleri uygulayarak bu pencereden gelen verileri main aktivitenize veya başka bir yere, istediğiniz bir yere gönderebilirsiniz. Evet, bunun kodu da bu şekilde. Şimdi gelelim şuraya. Package'ımıza sağ tıklayıp yeni deyip Java Class diyoruz ve ben buraya My Fragment diye bir class oluşturuyorum. Şimdi bu class'ı neyden extend edeceğiz? Normal bir fragment olsaydı biz bunu fragment sınıfından extend ederdik. Bu sefer kullanacağımız sınıfın adı ise dialog fragment android.app kütüphanesindeki. Evet, aynı fragmentlerde yaptığımız işlemleri yapıyoruz. On create view'u çalıştırıyorum. Bu benim fragmentimin layout'unu verecek olan dosya. Return kısmına da ne yazıyorduk? Inflator.inflate. Layout'umu söylüyorum. My dialog. Burada işte dikkat etmemiz gereken şey, buraya container false yazıyorduk ya, bu sefer onları yazmayacağız. Direkt null olarak yazmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bu dialog fragment sizin çalıştığınız aktiviteden bağımsız olarak çalışacak, yerleşecek bir layout. O yüzden bunu gidip de main aktivitenizin layout'una, container'ına yazmıyorsunuz. Null diyerek bunu geçiyorsunuz. Bu açıklama yeterli gelmediyse temel eğitimdeki layout inflator ile ilgili videolara göz atmanızı öneriyorum. Şimdi fragmentle ilgili şu an için yapacaklarımız bunlar. Main aktiviteye gidiyoruz ve Show Dialog butonuna tıklandığında bu fragmentin diyalog olarak açılmasını istiyorum. Aynı bir fragmenti bir transaction'la aktivitemize eklediğimiz gibi burada da birkaç şey yazıp bunları yapmaya çalışacağız. Öncelikli olarak myFragment'tan, keşke onu myDialog deseydik, neyse. myFragment diyelim ve new myFragment diyerek bir nesne oluşturuyorum. Daha sonra bunları ne yapıyorduk? Manager'ımız sayesinde bir transaction başlatıyorduk ve o transaction'da bunu ben main aktivitime ekliyordum. Burada ise diyalog kullandığımız için daha kolay bir yol var. O da myFragment nokta Show. Gördüğünüz gibi iki tane parametre alan farklı metot çıktı. Biz burada ilkini kullanalım. Manager'ımız yardımıyla bunu buraya ekleyelim. Şimdi manager içinde yine get fragment manager diyebiliriz. Ama basit bir şekilde get fragment manager'ı da kullanabiliyoruz. Daha sonra da ikinci parametre olarak da bu ilgili işlem için bir string tag atıyoruz. My dialog diye bir tag atayım. Şimdi bu bir transaction işlemi ama burada gidip de işte commit momit gibi herhangi bir komut yazmıyoruz. Zaten buradaki show'un içinde onlar mevcut olduğu için sadece şunu dememiz bile benim şurada oluşturduğum fragmenti bir diyalog olarak açmaya yetecektir. Hemen bir testini yapalım. Uygulamam açıldı. Butona tıklıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi hazırladığım layout bir diyalog temasıyla beraber karşıma çıktı. Gördüğünüz gibi boşluğu tıklayınca kapanıyor. Bu ne demek? Benim aktivitemi şu an için kitlemiyor. Butonların tıklanmasını şu an için ele almadık. Herhangi bir şey yapmıyor. Şimdi gelin bunları yapalım. Şimdi o butonlar nerede aslında? Benim fragmentimin içinde. Bu fragment öğelerini ele almam için ne yapıyorduk? Bunu böyle return'le böyle döndürmek yerine şuraya bir tane view nesnesi oluşturmamız gerekiyordu.
Ve bu view nereden gelecek? Şu inflator metoduyla gelecek. Daha sonra da geriye de bu view'u döndürmem gerekiyor. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü bu layout'ta bulunan butonları ele alabilmek, kullanabilmek için. Evet ve hayır butonlarım vardı. Şimdi gelin burada bunların eklemesini yapalım. Find view by ID burada çalışmıyordu. Bu yüzden işte view'u kullanmamız gerekiyordu. Find view by ID r nokta id nokta buton. Evet. Aynı işlemi hayır içinde yapacağız. Hayır eşittir view nokta find view by id diyorum. Ve ID'si hayır olan butonu buna gönderiyorum. Evet, bunları yaptıktan sonra bu butonların tıklanma işlemleri için bir interface tanımlayalım. View nokta on click listener. Bunu deyince bir metot implement etmemiz lazım. O da bu butonların tıklanma olaylarını ele alan onClick metodu. Buraya bir V diye bir parametre geliyor. Bu V'de hangi buton tıklandıysa onun ID'si bilgisi tutuluyor. Get ID diyorum. Ve diyorum ki tıklanılan butonun ID'si R nokta ID nokta evet butonuysa bunları yap. Else yani hayır buton tıklandıysa bunları yap diyelim. Şuraya hemen basit bir şekilde bir toast mesajı verelim. Toast nokta make test. Context olarak get activity veriyorduk. Hatırlarsınız burada direkt olarak this'i yazamıyorduk. Evet tıklandı. Ve uzun bir süre ekranda göstersin. Pardon. Show metoduyla bunu ekrana bastırıyoruz. Hayır butonu tıklanıldığında bu çalışacak. Hayır. Bunu da bir test edelim. Tasarımsal olarak şöyle de bir bilgi vereyim. Şu ekranda gördüğünüz evet hayırın sırası da önemli. Genelde hayır solda, onaylama kısmı yani pozitif buton ise sağda oluyor. Uygulama açıldı. Tıkladım. Tabii bunlar çalışmayacak şu an için. Neden? Şuraya evet nokta set on click listener deyip bu sınıfı göstermem gerekiyordu. Aynı şekilde hayır içinde bu işlemi yapmam lazım ki bu metotları şey bu butonların tıklanma olayını benim dinlediğimi, önemsediğimi sistem bilsin. Evet, hayır tıklandı. Evet'i tıkladım. Evet tıklandı dedi. Mesela boşluğu tıkladığımda bu kayboluyor. Bunu engelleyebilir miyiz? Evet. Şurada döndürmeden önce mesela set cancelable diye bir metodum var. Bunu eğer false geçerseniz ne olacaktır? Sizin pencereniz kapatılamayacaktır. Kullanıcıyı butonlardan birine tıklamaya mecbur bırakabilirsiniz bu sayede. Show diyalog dedim. Gördüğünüz gibi boşluğu tıklasam da hiçbir şey olmuyor. Sadece bunlardan birini tıklayınca oluyor. Yine kapanmıyor. Bunu da şuradaki toast mesajından önce dismiss diyerek yani bir buton tıklanıldığında ekranı kapat deyip sonra da sonucunuzu yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Bir daha bir testimizi yapalım. Şimdi hayır tıkladım. Gördüğünüz gibi hem hayırı algıladı. Bir daha yapalım. Mesela evet'i tıkladım. Hem pencereyi kapattı hem de ilgili sonucu bana gösterdi. Tabii normalde yapacağınız bir diyalog örneği bu kadar basit olmayacaktır. Siz burada tabii evet'e tıklandığında bir şeyleri çalıştırabilirsiniz ama genel mantık nedir? Fragmentten veri alıp aktiviteye yollamak. Veri alışverişinde öğrendik. Bir fragmentten aktiviteye veri göndermek için bir tane interface tanımlamamız lazımdı. O interface'i myListener diyorduk her seferinde. Ve tipini de interface seçip bunu belirtiyorduk.
Daha sonra bunun içine uygulanmasını istediğiniz metodu yazıyorsunuz. Diyalog verisini gönder diye bir tane metodum olsun. Ve bu sefer string bir mesaj yollasın. Fragmentten activity'ye. Daha sonra bunu kullanmak için ilgili activity'nin bunu implemente etmesi lazımdı. My listener diyerek. Hemen bir hata alıyoruz. Onun içinde bir metot var. Onu implement etmen lazım diyor bana. Buraya geldi. Fragmentten veriyi gönderdiğimde bu metodun içinde kullanabileceğim. Onu yapmak için de on click çalıştığında şuraya bir tane my listener'dan bir örnek yaratıyorum. Ve ne diyorduk arkadaşlar? Get activity diyorduk. Yani bu fragmentin bağlı olduğu activity'yi al. Daha sonra da şuradaki dismiss'ten sonra hatta dismiss'ten önce yapmamız lazım. Şu toast'ları kaldıralım. Ekran kapatılmadan önce diyoruz ki my listener. Diyalog verisi gönder deyip buraya yollayalım. Evet, tıklandı diye bir mesaj yollansın. Aynı şekilde burada da my listener. Diyalog verisi gönder. Hayır. Tıklandı. Bunu yaptıktan sonra buradaki bu veriler nereye gelecek? Benim main activity'me gelecek. Ben burada artık şuradaki mesajda bu evet tıklandı ve hayır tıklandı mesajları var. Buraya deminki toast mesajımı yazabilirim. Bu sefer get activity değil tabii ki burası this olacak. Oops. Buraya hayır tıklandı yerine bu sefer buradan gelen parametre olarak gelen mesajı koyarsak hangi buton tıklandıysa onunla ilgili mesaj benim aktivitimde çalıştırılacaktır. Bakalım. Evet, uygulama açıldı. Diyaloğu göster dedim. Hayır'a bastığımda gördüğünüz gibi aktiviteye gelip orada hayır tıklandı mesajını yazdırdı. Evet, fragmentleri diyaloglar için bu şekilde kullanabiliriz. Siz eğer gidip de bu fragmentin içine ne bileyim bir list view koyabilirsiniz. İmajlı resim içeren bir pencere yapmak isteyebilirsiniz. Aynı bir fragment tasarlar gibi bunu fragmentin ilgili XML'inde tasarlarsınız arkadaşlar. Hem normal basit bir diyalog yaratabilir. İsterseniz kendi yarattığınız gelişmiş bir layout'u da kullanıcıya diyalog olarak gösterebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.